En çok tepki alan şarkın hangisiydi? Çok merak ediyorum. Şey tabii devam gelecek. Ben sevdim o işi. O hani online Evet. konseri de Güzel. YouTube için çok sevdim. O işime gitti. Tepki aslında hepsi şey oldu ya. Yakın balansları Evet. birbirine. Hı-hı. Yani Çok reaksiyon uçurum böyle şarkıları evet evet arada çok büyük koymadık. farklar yok. Ya çünkü Farklı değil. oradaki şey de hani aynı şeyde gidiyor. Aynı zeminde yürüdüğü için olay böyle çok bu çok uçtu diğerleri öyle kaldı durumu da yok. Bir de şey çıktı ortaya orada onu anladık. Kemik bir kitlemiz var. Ne ne güzel. Yani bizi seven, Evet, o biz nereye gerçekten. gidersek gidelim bizim yanımızda olacak bir kitlemiz var. Ne O güzel. kıymetli bizim için. Ama çok değerli besteler yani. Ne Kolay kolay mutlu. terk edecek bir durum yok diye Eyvallah. düşünüyorum. Gerçekten de. Hiç evden çıkmadığınız dönem ne kadar? 3 ay, 4 ay, 2 ay? 3 ay hiç çıkmadı Hiç Cansu. çıkmadı. Ben ne Sıfır. 3 ay? Belki Ben 4 ay. ne 4 ay aşkım? Yani İyi çıktık misin? bir... Hayır, çıkmadım diyorum ya, bir dur, bir söz dinle. Ha Ben çıkmadım derken neredeyse benzin 9 ay yani falan çıkmadım. araba şey dedi araba kullanmayı Arabayla unutmuş çıktım. olabilir miyim dedi mesela bir gün. Evet. Çünkü 4-5 ay gerçekten araba kullanmadı hiç. Yani 2 kere markete gittim 9 ay boyunca. O da eve geldiğimde yani ben zaten normalde hastasıyım, titizim de. Zaten hani şimdi şeyler çıktı ya pandemide. Aman torbaları yıkayın. Tabii. Eşyaları yıkayın. Ben zaten Kargoları. normal hayatım oydu benim. Yani insanlar benden Evet çok illallah facia bir durum. etmişlerdi zaten. Ben böyle, aa ne, bu çok normal bir şey Ben arkadaşlar her gün yaptığım şey. Ben zaten böyle yaşıyordum diye. Şimdi iyice abarttım tabii o Ama olunca. 9 ay çok O sıkıntı ciddi. yani çok Çamaşır ciddi. suyu içiyoruz neredeyse. Çamaşır suyuyla herkes iyi yıkıyor. Evet. Benim çamaşır suyundan tırnağım kopar dökmüşlüğüm var ya. Yani. O kadar hastalık hastasıydım o temizlik Peki konusunda. merak ediyorum. Ben hırçın, o sakin. Ben açık deniz, o sığınacak liman. O nasıl geçti o 24 saat? Bir arada. Bu değişti mi bu fikriniz? Hala aynı Evet. mı? Şu Yok. anda ne duruma geldik? Hala öyleyiz. Harika. Hala öyleyiz. Değişen bir şey yok. Ben yine hırçın, o yine sakin. Ya ne güzel. Evet. O Ama bir şey söyleyeceğim. Yani o işte o fırtınanın da yaslanacağı bir liman olması lazım. Evet. Ya da limanın da kendini böyle bir ters yüz edecek bir fırtınaya ihtiyacı var. Bir şey keşfettiğiniz bir şey oldu Aa mu? ne güzel Evet, konuştuk en şu çok an. neyi Beste çok güzel. Birden beste çıkar mı? Bir an düşündüm ama kafamda. Aa burayı toparlayabiliriz. Yayında alırım geriye. O not etti onu akşam evde. En çok neyi özlediniz? En çok gerçekten yani dışarı çıkıp yemek yiyip arkadaşlarımla sofralarda oturup sohbet etmeyi çok özledim. Ben uçaklara bakıyorum. Nereye gidiyorlar acaba diye. Benim zaten uçak fobim olduğu için Çünkü uçakla çok mutluyum yani. İyice, yani yani mecburen uçağa aşırı binmek neşir değilim. özlenir mi? Yemin ediyorum uçağa binmeyi özledim. Çok belki saçma bir şey gelecek ama. Bence hiç saçma Mesela değil. uçaktan O kadar korkarlar örnekler ya var ki böyle. insanlar. Ben hiç korkmam. Ve çok büyük keyif alırım. Hani böyle sadece oradaki hikayem şu. Çok böyle uzun saatler uçmak istemem. Ama işte böyle 1 saatlik, 2 saatlik yolculuklar, 2,5 saatlik yolculuklar beni bozmuyor. Ve uçak yolculuğunu seviyorum ben. Ben nefret Ondan ediyorum. sonra şimdi mesela oturduğumuz ev buraya da yakın biliyorsunuz buradayız. Yeni havaalanından dolayı da hep böyle üstümüzden geçiyor. Aa, bu nereye gidiyor acaba diye bakıyorum şu Şey indirdi, program indirdi böyle bakıyor Evet. Onu insanlar sevdiklerini takip etmek için Tabii, ben şu an uçakları indiriyorlar. takip etmek. Çok Ya tatlı bende ya. acayip bir uçak fobisi var ve bir anda gelişti. Bunu iyileştirmek için de hiçbir şey yapmıyorum. Aslında çok değerli doktorlar var, önerdiler de bana git diye. Bunun Hiçbir şey terapileri yapmıyorum. de var Var yani. var, her şey var ve yani ben o terapiye daha adım atmıyorum yani şey gibi, kırmızı odalı Ya. gibi gidip anlatacağım niye benim uçak fobim var. Fettah da sağ olsun uçakta hep böyle uyur. Yani bindiği saniye uyur, ben Benden. bütün yol Aynen. boyu krizlerde Ya artık zaten buralarda otobüs, şöyle araba, olmalı uçak abi. fark etmez. Yani Hayır, ya hatırlıyor musun şey? binmeyeceksin, panik olacaksan hiç Ama kaç binmeyeceksin. kere kapıdan Bindiysen döndüm. rahat devam Ceza edeceksin. şart bile Of. ödemiştim var, konser monser yani şey olmadı. Gittim, dedim ki yok ben şu an binemeyeceğim. Yani mesela çocuklarla uçağa binmeden bu olayımı bastırmak istiyorum. Ama Fettah gerçekten sağ olsun çok yardımcı Bu oluyor. arada 3,5 yıldır çocuklarla uçağa binmediniz mi? Binmedim. Mi? Araba yolculuğu Arabayla. yaptık hep. Arabayla oraya buraya. Fettah uyuyor, ya uyuyor ya numara yapıyor tabii uçakta. Bence %100 numara yapıyor. Çünkü beni Başka türlü kurtulamazsın. gerçekten... Bitmez o gerginlik.
Alıyorlar sağ olsunlar bütün hostesler, bütün personeli. Çok teşekkür ediyorum buradan da bir kez daha. Çocuk eğler gibi beni arkada böyle hadi Cansu Hanım, hadi Cansu. Az kaldı, 10 dakika kaldı. Hadi bakalım hep beraber. Tabii canım, felaket ne o. Ben ona yeri öpüyorum indiğim zaman. Çok bir şey yaşadın mı? Öyle çok büyük bir şey de yaşamadım. Yani hayatımızın çoğu da uçakta geçti. Kaç sene önce oldu o bende? Bir 6 sene... 7 yıl var. 7 yıl var. Sonradan bir de. Tabii tabii. Sonradan çok, aslında oldu. Çok uçtuk ama tabii. Bir şey oldu, ondan sonra binemeyeceğim ben galiba dedi ve binmedi. Yani ben de onu ya sildim kafamdan, niye ben de, korktum. Ben de hani böyle neredeyse düşmeye yakın şeyler de yaşadım. Hala benim için sorun yok. Yani mesela bir uçuşumuzda kuş sürüsüne daldı uçak. Oo. Ya da kuş sürüsü uçağa daldı. Bu nasıl anlatılıyor bilmiyorum. Biz bayağı bam güm bam güm sesi duyduk. Leylek bir de yani. Yani şey de değil. Sonra uçak indiğinde ben ön camı görmek istiyorum dedim. Böyle bir rica ettim. Açtılar. Çatlaktı. Bayağı sıkıntılıydı yani. O yüzden bir gün mesela bunu anlatayım. Bu çok komik. Ben uçağa bindim. Bir ses duydum alttan şöyle diye. Dedim ki aşağıda birini unuttular. Mümkün değil dediler bana. Ya dedim ben müzisyenim yani bu uçak tekerlek geçiyor ama yani aynı ölçüde bunu vurmaz. Sonra onu bir daha duydum şöyle. Dedim ki arkadaşlar aşağıda birini unuttunuz. Bu arada uçak sesi tabii o ilk şey anında şey piste doğru gidiyoruz bu arada. Ondan sonra dediler ki mümkün değil yani 2-3 kez kontrol ediyor. Abicim dedim birini unuttunuz ya ben hani bir dinleyin falan. Sonra sesin şiddeti yükselmeye başladı aşağıdan. Geldi. Sonra gerçekten uçağı durdurdular. Çağırdılar ekipleri. Kapı açıldı. Bembeyaz suratlı bir adam indi. Böyle adam öldü ölecek panikten yani. Bir adam donardı ve öldü biliyorsun abi. Tabii. Ve o birinin hayatını kurtardı. Nasıl? Belki hayatını kurtardım onu. Belki de kesin kurtardım. Kurtardım yani. Evet. İnanılır gibi değil. Müthişti ya. Bu çok komik diyor ama bayağı şoka girmiş herkes. Gerçekten. Gülemiyor kimse. Hani böyle ne adam. Unuttular yani. Komik bir hikaye dedi değil mi? Adamı unuttular. Bayağı ikisi evet. De böyle şok, kaldı. Şoka girmemiş şey olamaz. Ay inanılır gibi değil. Ya çok peki. Benim çok uçtuğumuz için abi çok geldi. Ya bir günde mesela tam piste iniyoruz. Dedi ki kaptan şu an dedi teknik bir arızadan dolayı tekrar havalanmak zorundayız dedi. Böyle ben şey duydum tak duk tak duk sesler. Büyük ihtimalle şey açılmadı. Ön tekerlek açılmadı aşağı böyle manuel açtılar o iş. Ama uçaktaki herkes böyle bembeyaz. Yani şey ben rahatım yani. Bu arada Feta bayağı eğleniyor bu durumlarda. Çok ya evet, çok. Bayağı. Ben onun kadar rahatım. Ne isterim hayatta? Sen bunları böyle gelip eve Cansu'ya anlatırsan tabii ki evet ya. Tabii. Acaba bilmesin diye mi yapıyorum falan? Buldum. Tam tetikleyen belli oldu. Tetikleyen belli oldu. Evet belli oldu. Tam tuk tam tuk. Ay müthiş. Senin çocukluk hayaliniz futbolcu olmaktı ama oğlunuz da galiba hiç aratmıyor bunu. Şahane pasları var. Yani çocukluğumda futbola yetenekliydim de aslında. Evet. Merakım da vardı. Yetenekliydim de. Hani kötü oynamazdım çünkü benim doğup büyüdüğüm yerde gerçekten futbol sokakta oynanırdı. Hani biz böyle sokakta saatlerce top oynardık. Sonra ben bir futbol takımına da girdim. Bursa'da bir fabrika takımıydı. İsim vermeyeyim çünkü marka. Orada da oynadım bir süre. Bayağı da iyi oynadım ama sonra bıraktım. Hani çünkü bizim zamanımızda 1000 yıl öncesinden değil ama benim o dönem oynadığım zaman da amatör kulüplerde futbol sahaları toprak daha fazla toprak olurdu. Ya şey çok rahatsız ediyordu hani böyle soğukta oynuyorsunuz hani düşüyorsun sıyrılıyor bir tarafın ve şey oluyorsun hani o acıyla bir hafta uğraşıyorsun. Oynamayacağım dedim bıraktım. Canı tatlı canı. Müzik sonra müzik tamamen hayatımızın endeksi oldu. Oğul enteresan bir solak aslında. Ben hani şeyi takip ettiğim için, futbolu da biraz takip ettiğim için, biraz da anladığım için şeye bakıyorum. Gerçekten ben şimdiden ayak masajları başladım. Enteresan şeyi var, yeteneği var. Şöyle yeteneği var. Mesela 3 yaşında bir çocuğa duran topa vur deseniz vurabilir ama önünü at, yani karşıdan gelen topa aynı isabetle vurması biraz sorun. Yani nereden vurursam vurayım topu bana atıyor adam şu an. Ve inanılmaz sert vuruyor toplara. Yani böyle tam denir ya işte
Süper. Helal olsun. Peki futbolculardan bir yorum geldi mi sizin videonuza? Var ya şey, bizim Cenk Tosun İngiltere'deydi, o yazdı abi, bu dedi şut çekmiyor, füze atıyor yazdı. Güzel. Ondan sonra onun gibi bir sürü kardeşim, vallahi arkadaşım Anelka'ya yazdı. Anelka'ya kadar geldi yorumlar. Bizimki bir ara Anelka hastasıydı. Önce Alex, biz tabii ailece biraz koyu Fenerbahçe'ye. Anelka'ya yetiştin mi 3,5 yaşında? Yok, biz ben videoları... Ya videoları şimdi oldu, ben de diyorum nasıl. Şimdi Fenerbahçe yani... Bütün hikayesi Fenerbahçe şu an. Marşlar her gün top oynarken marş açıyor. Onunla oynuyor futbolunda. Bir de gaza geliyor böyle. Ondan sonra... Marş açınca şeymiş, golcüymüş işte, falan. Dedesi de işte Fenerbahçe futbolcuları gösterirken hani Alex çok iyi, Anelka falan. Bir ara Anelka'ya tutuldu. Anelka. Sonra bir video yani koyduk biz Instagram'a. Yani çünkü çok komikti olay. Ben paylaştım sosyal medyada. İşte bizim ödüllerimizi gördü Can Süleyman. Baba bunlar ne dedi? Dedim işte annenle bizim ödüllerimiz olun. Ben de ödül alacağım dedi. Ne ödül dedim? Futbol ödülü dedi. Başka dedim Anelka dedi. Bu kadar ama. Bunu attım ben. Sonra Anelka yazdı bir şeyler. Aa ne güzel. Sonra o takip etmeye başladı. Biz onu takip etmeye başladık. Böyle hikaye gelişti. Yani ara ara mesaj atıyor. Futbol fanları var. Bence geliyor şu anda. Bence müthiş bir geleceği oldu. Cenk Tosun, Anelka. Ve sürekli şey, hani yakın ahbap olduğumuz işte futbolcular, sporcular, hocalar falan. Sürekli böyle gece mi vakti bile video gönderiyoruz. Şuna bir baksana, bak nasıl. Tam şey, anne baba olduk yani. Tamam diyorlar hani, çok güzel, evet harika. Biraz şey, çok üstüne düşmeyin. Soğutmayın çocuğu şimdiden. Fethi böyle, ama biz yarın şut çekecektik. Hiç mi oynayamam şimdi? Çok tatlı ya. Çok iyi. Evet.